TV52 Akşam Bülteni'nden hepinize merhabalar sayın seyirciler. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz bültenimizle karşınızdayız. Ordu Valisi Seddar Yavuz Başkanlığı'nda Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Ordu Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda ordunun turizm alanındaki gelişmeleri, kültürel değerleri ve birçok konu değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Ordu'da göreve başladığı ilk günden itibaren karşılıklı istişareyi önemli bulduğuna dikkat çeken Ordu Valisi Seddar Yavuz, geçtiğimiz günlerde yaptığı fındık toplantısının ardından turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ordu için turizm işletmecilerini bir araya getirdi. İçerisinde başvuru kodanı da gider, turizm informasyonu da gider. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Koordinasyon Toplantısı bugün Ordu Valisi Seddar Yavuz Başkanlığı'nda Ordu Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kaymakamlar, belediye başkanları, turizmciler, otelciler katıldı. Destinasyon alanlarından özellikle Perşembe, Yason Burnu'ndan, Boztepe'den ve konaklamadan alıyorduk. Şimdi tamamen konaklama odaklanıyoruz. Bakanlığımızın ötesinde bundan sonra hiçbir yanılma olmayacak. Açılış konuşmasını yapan Vali Seddar Yavuz, orduyu Karadeniz'de hak ettiği yere getirmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Daha önce ifade ettiğim gibi orduda turizmin geç gelişmiş olması bir şans olarak da değerlendiriyorum. Çünkü diğer bölgelerde yapılmış yanlışları, hataları tekrar etmemek bakımından önemli görüyorum. Bu vesileyle sizlerin bugün görüş ve düşüncelerini net olarak almak istiyoruz. Tabii bu kadar geniş kapsamlı toplantı yapmamızın bir başka sebebi de turizmin sadece tur operatörü, otel ve lokantadan ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimizin bu konuda bilinçli olması, bilinçlendirilmesi fevkalade önemli. Daha sonra söz alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'sa ordunun altyapısını %90 geliştirdiklerini ifade ederek ordunun gelecekte kendini daha çok belli eden bir il olacağını söyledi. Mümkünse 2018 yılına kadar çok geniş ve kapsamlı ilimize davet edeceğimiz misafirlerimize ilişkin aceleci olmayalım demiştim. Bunu da şu maddeyle gerekçelendirmiştim. Buraya çağırdığımız bir misafirimiz buradan memnun ayrıldığı takdirde bizim reklama ihtiyacımız yok. Ama memnun ayrılmadığı takdirde çok ciddi şekilde kendimizi izahta sorun yaşarız demiştim. Onun gerekçesi de altyapı eksiklikleriydi. Şu an itibariyle öngörülerimiz az önce sizinle paylaştım. İnanıyorum ki bu yıldan kalan aylarımız ama özellikle 2018'den itibaren oldu. Hem ulusal rakamları zorlayan bir il hem de havalimanı ve bölgesel konjonktürdeki avantajlarıyla birlikte Türkiye'de kendini hissettiren bir il olacaktır. İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlaksa yaptığı sunumla Ordu Turizm'in potansiyeli hakkında bilgi verdi. İlimiz yaylaları, ırmakları, ormanları, kumsalları ve tarihiyle turizmin gelişmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Turizm potansiyelini 4 ana başlık altında sıralamak mümkündür. 1. Suya dayalı kaynaklar, 2. Yeryüzünün oluşumu ile meydana gelen şekiller, 3. insanlar için merak konusu olan uygarlıklar, 4. ilde düzenlenen her türlü kültürel değerler. Yaylaların birleştirilmesi adına önemli projelerden olan Yeşil Yol projesi hakkında bilgi verdi. Keyfalan Yaylası, Korgan Yaylaları, Perşembe Yaylası, Toygar Kabaktepe, Yeşilce Yaylaları, Mesudiye, Topçam Yaylası, Mesudiye, Argın Yaylası, Düzoba Yaylası, Kumru. Yaylaları birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi. Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2567 kilometrelik bir hat ile birbirine bağlanmasını amaçlayan projenin 240 kilometrelik kısmı Ordu il sınırları içerisinde yer almaktadır. Konuşmaların ardından toplantı salonunda bulunan turizm işletmecilerine söz veren Vali Seddar Yavuz, istek ve şikayetleri dinledi. Biz sadece Boztepe'deki tesisindeki yamaç kuruluşu kalkış alanımızın biraz daha desteklerle gelişmesine ve buradaki dışarıdan yerli ve yabancı pilotlarımızın daha iyi kalkışları için ufak bir rica edelim. Arz ederim.
Fındıkta yeni hasat dönemi haftaya başlıyor. Üreticiler altın ürün fındığı daldan koparacak ancak üreticinin kafasındaki tek soruysa fındık fiyatı. Fındık üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisi'nin varlığını hissetmek istiyor. Bu konuyla alakalı olarak Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin açıklamalarda bulundu. Fındık daldan harmanlara ulaşacak. Fındıkta yeni hasat dönemi haftaya resmen başlayacak. Yeni hasat dönemine başlayacak olan fındık üreticisinin ise kafasında tek soru olacak. Fındık fiyatı ne olacak? Özellikle üreticilerin dört gözle beklediği ve üretici için umut ışığı olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasadaki varlığı üreticilerin tek umut kaynağı. Son derece önemli olan bu durumla ilgili Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin açıklamalarda bulundu. Fındık bölgesinde 6 tane bakan, 25 tane milletvekili var. Ya bu siyasi iradeyle olan bir şey. Biz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, bölgedeki başkanlar zaten aynı ortak kanatta. Geçen sene bir durgunluk vardı fındık fiyatlarının düşük olmasıyla. Fındık fiyatları ne kadar yüksek olursa ticari sektörlerin tamamı harekete geçiyor. Ya sanayi kuruluşları da dengeli bir fındık politikasıyla istediği mevsimde, istediği fındık fiyatını buluyor. Fındık, ben şahsen 14 TL'ye fındık sattım, 12,5 TL'ye fındık sattım, 9,5 TL'ye fındık sattım. Böyle dengesiz bir piyasa olabilir mi? Ben fındığı 14'e sattım. En düşük 13 TL olması lazım. Başkan Şahin, fındıkta belirli bir fiyat seviyesinin olması gerektiğini söyleyerek, lisanslı depoculuğun öncesinde fiyat belirleyici bir yapının olması gerektiğini belirterek, konuyu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin varlığına getirdi. Fındığın eder değerini bulması lazım. Dengeli bir fındık politikası için lisans depo kuruluncaya kadar regülatör bir kuruluşa ihtiyacımız var. Bu regülatör kuruluş TMA mı olur, psikobirlik mi olur? Hangisi olursa olsun fındık toplamaya başlandı, hemen hayata geçmesi lazım. Ama hak ettiği değerden taban fiyata fındık alması lazım. Şahin, büyük ihracatçı firmaların da desteklemesi gerektiğini söyledi ve bu durumun önemine dikkat çekti. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Büyük ihracatçılarımız, ekonomide bize destek veren, işte Türkiye'nin ilk beşine giren ihracatçılarımız var. Bunlara faizsiz destek vererek onların da taban fiyat, belli taban fiyattan fındık alımlarına destek olması lazım. Önemli olan bu fındığı hak ettiği yere getirmek. Başkan Şahin son olarak siyasetinde fındık konusunda çalışmaların hızlandırması gerektiğini ifade etti. Bölgenin milletvekilleri artık çok iyi bir bakanımız var. Fakı Baba çok değerli bir bakan. Ülkenin kazanması için eline gelen yapan hep takip ettiğimiz birisi. Kalkıp bakanımız görsün fındıkla çikolatayı ne kadar para kazanacağımızı görsün. El atsın bu işe. TMO fındığını alsın. Çikolatacıya hibe versin. Hiç önemli değil. Yeter biz çikolata ihracatı yapalım. Maliyetini versin. Fındıkta yeni hasat dönemi haftaya kapımızı çalıyor. Her yeni hasat dönemi öncesi duymaya alışkın olduğumuz bir durum var ki o da bazı üreticilerin aceleci davranması ve fındığını erkenden pazara indirmesi. Bu konu hakkında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'dan uyarı geldi. Önümüzdeki hafta resmi hasat tarihiyle birlikte fındık üreticisi fındıkla buluşacak. Fındık üreticisi alın teri ve emeğin karşılığını almak adına daldaki fındığı çuvalına dolduracak. Her yeni hasat dönemi öncesinde ise duymaya ve görmeye alışık olduğumuz bir konuda fındığın bazı üreticiler tarafından erken pazara indirilmesi ve alıcıya teslim edilmesi. İşte bu durum sebebiyle diğer üreticiler sıkıntı yaşıyor. Çünkü pazara erken inen fındık hem kalite kaybediyor hem de fiyat. Bu önemli konuyla ilgili olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Aslan Soydan'dan uyarı geldi. 2017 yılı hasat dönemi yaklaştı. Geçen hafta içinde Ekonomi Bakanlığı'nın başkanlığında fındık toplama tarihlerini belirledik. Sahil kesim 8 Ağustos, orta kesim 15 Ağustos, yüksek kesimlerde 25 Ağustos idi. Başkan Soydan, hava sıcaklıklarından dolayı zarar gören bahçelerde fındık hasadının erken başladığını belirterek bazı kesimlerin ise resmi hasat tarihine uymadan hasada başladığını söyledi. Geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembe, özellikle perşembe günü akşam gece aşırı bir sam rüzgarı ile beraber fındıklarda ciddi bir lokal bir yanmalar oldu. Yani ister istemez sahil kesimde, orta kesimdeki fındıkların bir alevden dolayı, o sıcaktan dolayı sanki şu anda toplanma zorunluluğu olan yerler oldu. Ama bazı yerlerde de her türlü tarihe karşı
her türlü uyarılara karşı erken bahçeye giren üreticilerimiz de var. Şu anki ortamda üreticilerin fındıklarını erken pazara indirmesinin üreticiye zarar verdiğini söyleyen Soydan, üreticilerin fındıklarını şu an için bekletmesi gerektiğini ifade etti. Baktığımız zaman harmana gelen fındıklar var. Ama tabii bu süreçte özellikle zarar gören, yani alevden dolayı zarar gören fındıklarımızın toplanması gerekir. Ve gerçekten de bu alanlarda fındığın yere dökülmeden alınması lazım. Ama erken giren üreticilerimiz de var. Ama bu doğrultuda baktığımız zaman bazı harmanlara fındıklar geldi. Yani erken gelen fındıkların da erken pazara inmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunun için üretici olarak fındığımızı erken harmana getirmiş olsak bile, patuza vermiş olsak bile, kurutmuş olsak bile fındığımızı bir kenarda saklayalım. Piyasa fiyatları oluştuktan sonra fındığımızı pazara indirelim. Değerli izleyenler, fındığın zorlukları saymakla bitmez. Gübresi, ilaçlaması, hasat dönemi, bir sürü teferruatları vardır. Hani üreticiler derler ya hep zordur fındık toplamak, öyle uzaktan anlayamazsınız diye. Bizler de fındık işçilerini daha iyi anlayabilmek, daha iyi anlatabilmek için bahçeye gittik ve çuvalcılığın zorluklarını ele aldık. İzliyoruz. Dert ayıdır fındık ayı. Aylarca yapılan hazırlıkların ardından Ağustos ayında fındık hasat edilir. Fındık eller acıyana kadar dallardan toplanır. Yere dökülen fındıklar da tek tek dikkatli bir şekilde alınır. Kovalarda ve eteklerde biriktirilen fındıklar çuvallara doldurulur. İşin en zor kısmı da burada başlar. Tüm yükü sırtlar çuvalcı. TV52 Haber olarak fındık bahçesine konuk olduk. Fındığın zorluğunu, en önemlisi de çuvalcının çilesini ekranlarınıza taşımak için. Hep söyleriz, hep dile getiririz. Fındık ayı, çile ayı diye. Birçok zorluğu var fındığın, ancak en zorlu kısmından bir tanesi de çuvalcılık. Fındık toplanır ve çuvallara konulur. Çuvallar eşliğinde katırlara yüklenilir ve harmana götürülür. İşte aynen bu şekilde. Fındık ayında bahçede çuvalcılık yapan Mustafa Okutan, çuvalcılığın zorluklarını TV52 Haber'e anlattı. Ama ne fındık topluyor, çuvala koyuyor. Dayı başıyla veya patronla tartıyoruz. At kolayına getiriyorum sırtım sıra. Yani bahçelerde dallar alçak olduğu için yani eğiliyoruz. Dala takılıyor, geçemiyoruz. At yolu yok bahçenin her tarafında. At yolu olmayınca da sırtımız sıra at kolayına getirmek zorunda kalıyoruz. Bayağı bir zorluklar çekiyoruz ama para etmiyor. Yani geçen sene 200'e çalışıyorsak bu sene 200'e aynen yemeye çalışıyoruz. Çünkü patron fındıktan para kazanamıyor. Kazanamayınca bize de veremiyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bize sahip çıksın. Biz devletimize sahip çıkıyoruz. Devletimiz de bize sahip çıksın. Peki akşam eve gittiğinizde bu çuvalları sırtınızda taşıyorsunuz. Bunun ağrısını sızısını çekiyor musunuz? Evet, çekiyoruz. Omuzumda kızarıklık belli oluyor. Çuvalın izleri belli oluyor omuzumda. Okutan'ın da dediği gibi öyle kolay değildir Karadeniz arazisi. Çuval sırtta eğilip kalkmak gerekir. Belli bir mesafede güneşin altında sırtta taşınır. İş bununla da bitmez tabii. Gücün yettiği yere kadar taşınan çuvallar bir süre sonra atlar ve katırlar yardımıyla harmana çıkarılır. Fındık bahçesinde hasat edilen fındıklar çuvallara koyulduktan sonra bu atlar yardımıyla harmana taşınıyor. Okutan çuvalları ata yüklerken de zorluk çektiklerini aktardı. Zor olan şu, biz de fındıkçıyız. Bizim köyümüzde fındık biraz daha 15-20 gün toplama zamanı olduğu için burası da erken oluyor turna suyu. Buraya geldik. Peki çuvalları ata yüklerken zorlanıyor musunuz? Evet, evet. Biraz da zorlanıyoruz yani. Yenilik defilirse çuvalları zorlamıyoruz da bazı ameliyat ağır defiyor çuvalları. Zorlanıyoruz. Kabadüz Derinçay Mahalle Muhtarı Ahmet Okutan da fındığın para etmediğinden yakındı. Ya tabii ki doğal olarak bizim oralar yüksek olduğu için geldik ama görüyorsunuz halimizi. Bak arkadaşlar yerin yüzünde yemek yiyor, hava sıcak, fındıklar güzel ama sadece fındığın güzel olması yine bitmiyor. Para etmiyor tabii ki. Geçen yıl aynı yine geldik, yemeye 80 liraydı burada. 80 lira günlük yemeye çalıştık, fındık 13-14 liraydı. Bu sene yine Rahmi Bey ile anlaşarak geldik, yemeye 90 lira, bugünlerde fındık 8 liraya kadar indi. Yani bu adam ne kazanacak? Üretici kazanamıyor. İşçisi kazanamıyor.
Zor şartlar altında buraya geliyorsun. Hiçbir gelirimiz yok. Hiçbir bize fındığın katkısı yok. Bahçe sahibi ise fındığın 14-15 lira olması gerektiğini kaydetti. Fındık para etmiyor ama ben getirdiğim işçinin hakkını vermeye mecburum. Geçen seneye göre 10 lira fark yaptım. Ama geçen sene fiyat 13-14 liraydı. Bu sene 8 liraya düşmüş. Bilmiyoruz devlet sahip çıkacak mı? Devlet sahip çıkarsa inşallah 14-15 liraya çıkar. Fındık böyle gider ise, para etmez ise, burası görüyorsunuz düzlük alabildiğine. Şurada bir dönüm çiviliğim var. Onu, çiviliği fındık bahçemi keserek buradaki düz arazimde çivi yapacağım. Fındık ayının zorlukları saymakla bitmez dedik ama güzel tarafları da yok değildir. Mesela hep beraber fındık ağaçlarının altında öğle yemeği gibi. Bakalım fındık işçilerinin öğle yemeği nasıl geçiyor? Ağustos ayı Karadeniz'de geçim ayıdır, çalışma ayıdır. Üreticiler haftalarca bahçelere çekilir ve ürünlerini hasat eder. Zorlukları vardır elbette ama güzellikleri de yok değildir. Mesela fındık bahçesinde öğle yemeği gibi. TV52 haber olarak fındık işçilerinin öğle yemeğine konuk olduk, sohbet ettik. Fındık hasadının gelmesiyle birlikte üreticiler de bahçeye girdi. İşçilerse bu görmüş olduğunuz bahçede fındık topluyor ve öğle yemeklerini bahçede yiyerek bir nebze olsun yorgunluklarını atıyor. Biz de bugün onların öğle yemeğine konuk olduk. Şimdi yanlarına gidiyoruz. Öyle lükse de kaçılmaz bahçede. Menüde yapımı kolay yemekler bulundurulur. Yoğurt, turşu, makarna, şehriye çorbası gibi. Peki bugünkü menümüzde neler var, neler yaptınız? Bahçede en çok yenilen şeyler nelerdir? Kolay olan şeyler nelerdir? Evet, tabii ki bahçede mümkün olduğunca kuru şeyler getirmeye çalışıyoruz. Makarna, türlü, pilav. Bugün de makarna var, türlü var, şehriye çorbası var. Yanında da ayran var. Sonunda da çay içeceğiz. Fındık işçileri yemek esnasında dertlerini de anlatmayı ihmal etmedi. Peki öğle arası bahçede yemek yiyerek yorgunluğunuzu atıyorsunuz aslında baktığımızda. Yani, nasıl böyle keyifli geçiyor mu? İlk günler geçiyor da çoğaldıkça zaten adam yorgunluktan bir şey yapası gelmiyor. Çok zor geçiyor. İşçilik zor, fındık para etmiyor, çalışmak zorunda kalıyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz, yetkililere sesleniyoruz, bize sahip çıksınlar, fındığa sahip çıksınlar. Kaçta bahçeye girdiniz? Kaçta? 7'de, 6.30'da girdik. 6.30'da, 7'de bahçeye girdiniz? Evet, giriyoruz. Zahmetli bir iş değil mi fındık toplamak? Zahmetli. Ne gibi zorlukları var? Ya dalları çekemiyorum. 55 yaşındayım. Dalı çekemiyorum. Ellerim yarıldı. Şey yaptı. Zorlanıyorum. Böyle zorlu olduğuna göre fındığımız 15-14 olması gerekir. Hı hı. İndi fındığımız aşağı. Bak ben çeliğimi çocuğumu evde bıraktım. Kaç yaşındaki kadın? Ellerin bahçelerine fındık toplamaya geldim. Para şeyinde. Peki bu öğle yemeği nasıl? Keyifli geçiyor mu bahçede yemek yemek? Ya geçiyor diyelim. Arkadaşlarımız var, arkadaşlarımızla eğleniyor. Geçiyor ama. Sabah en erken ben kalkıyorum. Saat 5'te kalkıyorum. Akşam da en geç yatıyorum. İnsanlara yemek pişiriyorum. Uzak bahçelere gidiyorlar. 2-3 gün uzak bahçelere gittiler. Yemek götürdüm. Hı hı. Çay demliyorum. Su kaynatıp. Fındık toplama tarihi resmi olarak 8 Ağustos olarak açıklandı ama üreticiler bahçelere girmeye başladı. Bununla beraber ne fındık fiyatları belli ne rekolte, vatandaşın da merak ettiği bu konu kafaları iyice kurcalamaya başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun var. Sayın Torun, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Malumunuz fındık hasadı başladı ancak ne fiyatlardan haber var ne de rekolteden. Konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sizin konuyla ilgili görüş ve temaslarınız oldu mu efendim? İyi akşamlar Tülay Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tabii biz geçen haftalarda mecliste de konuyu gündeme getirdik. Ve şu anda fındığın tamamen sahipsiz kaldığını, maalesef hükümetin bu anlamda üreticiyi sahipsiz bıraktığını ifade ettik. Ne TMO'nun fiyat fındık alıp almayacağı belli, ne bir fiyat açıklandı. Bir belirsizliğin içerisinde gidiyoruz. Piyasaya, yani serbest piyasaya bıraktılar fındığı. Herhalde serbest piyasa deyince her şeyi serdiler, her şeyi yüzüstü bıraktılar. Ve maalesef şu anda üretici bahçeye girdi ama mutsuz, umutsuz bir şekilde ne yapacağını bilemeyecek bir vaziyette maalesef şu anda ürününü hasat ediyor.
Bu konuyla ilgili Sayın Tarım Bakanı'nı da Sayın Bakan'ı da bu anlamda aradık ve içinde bulunduğumuz durumu ifade ettik. Sayın Fakı Baba Belediye Başkanlığından gelen bir bakanımız ve kendisiyle de geçmişte beraber görev yaptık. O anlamda dostluğumuza da binaen fındık üreticisinin içerisinde bulunduğu durumu kendisine arz ettik. Hatta yüz yüze görüşme talebi de bulunduk ama yoğunluğundan şu ana kadar gerçekleşmedi. Bu anlamda fındığa sahip çıkılması için kendilerini uyardık. Gerçekten yazıktır Karadenizli fındık üreticisine. Binbir zahmetle ürettiği ürünü şu anda maalesef fiyatı belirsiz, yemeğe ne verecek belirsiz, fındığı kaç lira ne yapacak belirsiz, bir belirsizlik içerisine gidiyor. Bu doğru değil. Fındık hem sanayi ürünü hem tarım ürünü ve 3,5 milyar dolar gelir elde ettiğimiz bir ürün istediğimizde, sahip çıktığımızda hem ülkemiz kazanıyor, hem ihracatçımız kazanıyor, hem üreticimiz, müstahsilimiz kazanıyor. Bu böyle bir ürünü bu şekilde sahipsiz bırakmak, üreticiyi yüzü üstü bırakmak doğru değil. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Demin de ifade ettim. Mecliste en son bir hafta önce bu konuyla ilgili gene hükümeti uyaran bir konuşma yaptık. Geçen haftada geçmiş Tarım Bakanlarını ve Rekabet Kurulu Başkanlığını hakkında görevlerini istismardan ve yerine getirmemekten dolayı Ankara'daki adliyede savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ve hiç değilse dikkatlerini çekelim. Bu konuda fındığa sahip çıkılması anlamında belki biraz kafalarını çevirirler de bu üretici ne yapıyor, ne durumda, hali nicedir diye sorarlar ve değerlendirirler. Evet. Sayın yani Bakanım, şunu ifade etmek istiyorum Tülay Hanım. Şu anda üretici maalesef fındık üreticimiz bahçeye girdi, fındığını topluyor ama ne olacağı belli değil. Piyasada hala bir belirsizlik devam ediyor. Biz referandum sonrası TMO devreye girince açıkçası mutlu olmuştuk. Hatta o gün de olumlu ifadelerimizi de kullanmıştık. Belki yeterli değil ama en azından TMO'nun piyasaya girmesi üreticinin arkasında bir güç olmuştur. Piyasada belirleyici olarak bir güç olmuştur demiştik. Fakat gördük ki sadece referandumda verilen sözü yerine getirme adına sanki piyasaya girmiş gibi oldu. Girmesiyle çıkması bir oldu. Ve şu anda da fındık alacak mı piyasadan almayacak mı yetkililerin ağzını maalesef hiç bıçak açmıyor. Şimdi sormak istiyorum ben. Yani bu TMO 10 lira fiyat belirlerken o zaman tavan fiyat mı belirledi? Yani TMO piyasaya göstermelik mi girdi? Yani bizim insanımızla, üreticimizle alay mı ediyorsunuz? Bu üretici ne yaptı? Bu üretici her zaman üretimde fındığını elinden geldiğince sahip çıktı ama sahip çıkmayan maalesef bu hükümet. Sayın Vekil, evet. İnşallah Sayın Fakı Baba ile görüşmelerinizin sonuçlarını da olumlu bir şekilde alırsınız diyelim. Bizim sormak istediklerimiz bu kadardı, ancak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa sizin ayrı bir konu. Biz konunun takipçisiyiz. Bu siyaset üstü bir konu. Yani bu cümleleri de biz siyaset için kullanmıyoruz. Biz hep beraber iktidarın muhalefeti gelelim, bütün siyasileri, bürokratları gelelim bir araya ve üreticinin fındığının değerinin artması için ve bunun sürdürülebilir uzun vadeli olması için ne gerekirse yapalım. Yani fındık üzerinden siyaset yapacağımız bir konu değil ama ben üreticinin sesini dile getirmek zorundayım. Sorunlarını dile getirmek zorundayım. Bunu her yerde söylemek zorundayım ki yetkilileri, karar alıcıları ve hükümeti bu anlamda dikkatini çekip gerçekten fındığa sahip çıkması, üreticiye sahip çıkması için bunları söylemek zorundayım. Çok teşekkürler Sayın Vekilim, yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor sayın seyirciler. 2017 ürünü fındıkta bakım yapılan bahçelerle kendi başına bırakılan bahçeler arasındaki kalite farkı da ortaya çıkmaya başladı. Verim ve kaliteyi artırmak için son yıllarda bazı kurum ve kuruluşlar tarafından örnek olarak seçilen bahçelerde yapılan çalışmalarla elde edilen sonuçlar yoğun ve titiz bir çalışmayla birlikte değerlendiriliyor. Uygulamalar kapsamında 5 yıldır örnek bahçeler üzerinden sürdürülen çalışmaların olumlu sonuçları 2017 ürününün hasat edilmesiyle birlikte kendini gösterdi.
Bazı örnek bahçelerde çalışma sürdüren ziraat mühendisleri, bahçelerine bakım yapan, gübresini atan ve takip eden üreticilerin bahçelerinde verim ve kalitenin arttığını, bahçesine hiç bakım yapmayan üreticilerin bahçelerinde ise ciddi bir verimsizliğin yaşandığını ifade ediyor. Taraflarda yok değil mi? Ziraat mühendisleri ise üreticileri uyarıyor, verim ve kalitede artışın öncelikle üreticinin bahçesine gösterdiği ilgi ve ayıracağı zamanla ilgili olduğunu ifade ediyor. Mühendisler ayrıca üreticilerin fındık bahçelerine mutlaka bakım yapması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor. Artvin'in Şavşat ilçesinde 300 yıllık eşyaların yer aldığı geleneksel yaşam müzesi yoğun ilgi görüyor. Geçmişin geleneksel yaşam kültürünü bugüne taşıyan tarihi eserlerin sergilendiği müzeyi TV52 Haber Merkezi ziyaret etti. Efendim burası Şavşat Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi. İsmi de çok güzel. Çünkü burada bir tarih yatıyor. Artvin Yaşam Eğitim ve Kültür Derneği tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Geleneksel Yaşam Müzesi'nde günümüzde kullanılmayan 500'den fazla obje sergileniyor. Bölge halkının asırlardır kullandığı ve yaşam şekillerinin nasıl olduğunu gösterebilen ve belge niteliği de taşıyan müze ve içindekileri görenleri şaşırtırken müze, köy merkezinde öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanan okul binasının tadilatı yapıldıktan sonra köy halkının ellerinde bulunan eski eşyalar, araç ve gereçleri burada toplanmasıyla oluşturuldu. Müzenin geçmişte geleneksel yaşam kültüründe yer alan, daha sonra gelişen teknoloji ve köyden kente göç sebebi ve daha değişik nedenlerden dolayı kaybolmaya yüz tutmuş eserler, araç, gereç, alet, edevat gibi eşyaların burada sergilenerek unutturulmaması ve gelecek nesillere geçmişteki yaşamla ilgili bilgi kaynağı olması amaç edilerek açılan bir yaşam merkezi. Şavşat ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki Tepeköy köyünde açılan müze, toplumun her kesiminin büyük ilgisini çekiyor. Yaşam evini ziyaret eden Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bahadır Erişti ve Doçent Doktor Duygu Erişti de yaşam evi hakkında düşüncelerini dile getirdi. Burası bizim için hakikaten çok büyük bir sürpriz oldu. Sizin aracılığınızla evet. Görmek de hakikaten çok keyifliydi. Nasıl buldun ya? Çok güzel buldum. Her şeyden önce yaşayan bir tarih var burada ve bütün yerel, yöresel parçaları ve bunların güzel bir şekilde sunulması hakikaten çok sürpriz oldu benim evet. için. Gelirken de ifade etmiştim, gökte ararken yerde bulduk falan. Hakikaten. Çok da karmaşık duygular yaşıyorum. Çok gurur duydum gerçekten. Emeklerinize sağlık. İçişleri Bakanlığı'nın desteği de almış ama burada çok ciddi bir emek var, bir birikim var. Ve az önce dernek başkanımızla da görüştük. Hak ettiği saygıyı yavaş yavaş görmeye başlamış, evet. duyulmaya başlamış. Doğrusu ben dedemi biraz görebilmiştim. Bu müzeyi gezdikten sonra dedemi gördüm, dedemin babasını gördüm, onun babasını gördüm, Cumhuriyet'i gördüm diyebilirim. Yaşam evini ziyaret edenler geçmişte günün her anında kullanılan eserlerin arasında adeta zamanda yolculuk yapıyor. Tabii biz de bu aletlerin birçoğuna şahitlik ettik. Belki biz de müzelik olacağız, öyle de oluyoruz. O da biraz inşallah. Hakikaten beni geçmişe götürdü. Buraya her gelişte gençliğimizi, çocukluğumuzu ve daha ötesi bizden ilerkiler yaşıyoruz. Esas merak ettiğimiz şey şunun yapımı için bile teknolojinin hiçbir şeyinden faydalanmadan tamamen kendi el emeğiyle, bilek gücüyle ve yaratıcı düşüncesiyle bunları yapmış olmak. Buradaki malzemelerin %80'i kendi düşüncesiyle yapılan evet. el emeğiyle, dokunuşuyla. Hakikaten çok yani emek, çok emek verilmiş belli. Çok güzel. Bir de geçmişten kardeşlerimin de söylediği gibi pek çok şeyi ben de biliyorum. Yani dedemle birlikte yaz tatillerini geçirdiğim zaman ve hepsini şimdi görmek beni çok duygulandırdı. Ben burada çocukluğumu gördüm. Gerçekten unutulmaya yüzmüş birçok hatıram tekrar canlandı. Gerçi birçoğuna dedemin korkusundan elimizi süremiyorduk. Süremezdin tabii, doğru değil. Ama evet. hani bozulacak diye hepsinin yeri belliydi. O çok titiz bir insandı çünkü.
Valla annemi, nenemi, babamı, herkesi gördük burada. Yani bütün eski şeyler burada. Çok güzel hazırlamışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Muhteşem ya. Burada hani laf ürememiş, iş yapılmış. Hani hepsi zamanın tanığı. Tepeköy Mahalle Muhtarı Davut Karaslan ise müzeyi ziyaret eden gençlere eski objelerle ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Yeni nesil geliyor, işte bu neye yarardı? Biz onlara izin edemiyoruz yani. Çünkü dedelerimiz hem yapmış hem de yıllarca bunları kullanmış. Onun için çok duygulanıyoruz. Bunların ayak izlerinde yürümek istiyoruz. Ben de işte kaç derneğim, 500 küsür ürünümüz var burada kayıtlı. Hepsi internetten 7-24 saat canlı yayında izlenebiliyor. Evet. İşte Artvin Çarşat Tepeköy canlı yayını yazdığı zaman sadece o şeyin bir parasal herhangi bir ödemesi yoktur. Sadece şifresini istiyor girer şeyin. Muhtar Davut Karaaslan, müzenin ayrıca internet ortamında canlı olarak izlenebildiğini açıkladı. Yaşam Evi Dernek Başkanı Orhan Sevim ise Yaşam Müzesi'nin hayata geçirilme hikayesini anlattı. Ve burayı yaptıktan sonra sağ olsun köylülerimiz bütün eskiden atalarından, dedelerden işte 300 yıldan yani beriye kendi yaşamlarını idame ettirdikleri alet edevatları topladık. Topladılar, gönüllü olarak herkes getirdiler, bağışladılar. Biz bunu kayda alınmıştır. Herkes işte kim bağışladı. Eğer biliniyorsa, yani yapımcısı biliniyorsa tarihleri diye tamamen şey kayıt altına alındı. Karadeniz bölgesinde fındık toplama sezonu başladı. Çeşitli yerlerde fındık hasadına başlanmış bulunulmakta. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da patoz ve harman konusunda üreticileri uyardı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde nüfusu yoğun olan yerlerde fındık patoza verilmeyecek. Üreticilerin bu yasağa uymaları fındık açısından önem arz ettiği belirtildi. Konuyla ilgili Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, fındık sezonuna sayılı günler kala ilçe merkezinde nüfus yoğunluğu olan mahallelerde harman uygulaması yapılsa bile geçmiş yıllarda olduğu gibi patoz işlemine izin verilmeyeceğini açıkladı. Başkan Tekintaş, nüfusun yoğun olduğu yerlerde, insanlara sıkıntı olacak bölgelerde zaten patoza fındık verme işlemine izin vermiyoruz. Ama mesken yakınlığı yoksa ve sıkıntı da oluşturmayacaksa sıkıntı yok diye konuştu. Geçmiş yıllarda patoz yasağına vatandaşların uyduğunu da belirten Başkan Tekintaş, halkımız neden böyle bir uygulama yaptığımızı bildiği için yasaklara uyuyorlar. Geçmiş yıllardaki hassasiyetleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yılda aynı özene göstermelerini istiyorum dedi. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte nüfusu artan Yeşilkent Mahallesi'nde su sorunu yaşanıyor. Ünye merkezinde su ihtiyacını karşılayan Yeşilkent'te mahalleli patpat üzerinde taşıma suyla yazın su ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Fındık sezonu geldiği zaman dediğin gibi köydeki göç sayısı daha fazla artıyor. Artından dolayı su yetersiz geliyor. Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Şimdi her sene yazın tatil yapmaya geliyoruz diyelim köye. İki ay bir fındık mahsulümüz oluyor. Ona geliyoruz, su yok. Değerlerden tepelerden akıyoruz, su yok. Vatandaş her sene böyle mağdur oluyor su için. Şimdi milletimizin mağdur olduğu belli. Görünüyor. Ama yapacağımız bir şey yok. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Mahalle sakinlerinden Veysel Gül, kış mevsiminde 100 hanenin yaşadığı mahallede yazın gurbetçilerin gelmesiyle birlikte 200 haneye çıktığını, bu nedenle su sorunu yaşadıklarını söyledi. İlçe merkezinin su ihtiyacının 2013 yılından itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden karşılandığını belirten Gül, ancak su kaynağının olduğu mahallede su sorunu yaşadıklarını belirterek su ihtiyacımızı derelerden, ırmaklardan, nerelerden bulabilirsek oralardan karşılıyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz su dedi. Bizim mahallemizde yaz gelince hiçbir zaman suyumuz yok. Bu derelerden, tepelerden, ırmaklardan nereden su bulabilirsek oradan almak zorunda kalıyor. Yetkililerden ricamız bize su. 30 yıldır mahallelerinde su sorunu olduğunu ifade eden 75 yaşındaki Selahattin Dağdeviren ise çok mağduruz. Bu yaşta susuz yaşıyoruz diye konuştu. 75 yaşındayım. Susuzluktan geberiyoruz. Neyi nesi olduğunu bilmiyoruz. 30 seneden beri su yok. Çok mağduruk.
Mahallenin kadınlarından yeter daha devirense, temizlik imandan gelir. Ancak su olmayınca temizlik de aksıyor. Yemek yapmaya, çamaşır yıkamaya suyumuz yok diye konuştu. Yemek yapamıyoruz, suyumuz yok. Abdest alamıyoruz, suyumuz yok. İçmeye suyumuz yok. Temizlik, ibadet. Abdest almaya suyumuz olmayınca ne yapalım? Derelere gelip derelere su dışarak ya. Su bulamıyoruz. Biz de böyle halkla yola düştük. Su istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Su Kanalizasyon İşleri Müdürü Fatih Yörük ise Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan su sorunu bildiklerini ve konuyla ilgilendiklerini söyledi. Zahmetli bir iş. Bizim işimiz gerçekten. Yeşilkent Mahallesi'nde 2 yıl içinde su sorununun ortadan kalkacağını ifade eden Yörük, mahallenin bazı yerlerinde kot sorunu olduğu için su sıkıntısı yaşanıyor. Mahalle genelinde su var ancak yazın azalıyor. Hiç suyu olmayan bir yer değil. Yazın fındık hasat dönemi ve gurbetçilerin geldiği dönemlerde su kaynakları azaldığı için evlerden su akmıyor. OSKİ olarak Yeşilkent'te su sorunu çözmek için 4 bölgeye ayırıp çalışmamızı yürütüyoruz. Bu yıl 20 kilometre şebeke hattı döşeceğimiz 2 bölgenin çalışmasını yapacağız. 2 yıl içinde de Yeşilkent'in su problemi yok diyeceğiz diye konuştu. Bitecek bir aksilik de görünmüyor. Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi'nde son etap sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, ilçenin Reşadiye Caddesi'nde son etap sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hüseyin Anlayan, yaptığı inceleme sırasında vatandaşlarla ve esnaflarla da selamlaşıp sohbet etti. İncelemenin ardından açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Evet, şu anda Reşadiye Caddesi'nde son etapta asfalt döküyoruz. İnşallah bu asfaltla da beraber Reşadiye Caddesi'nin asfalt kısmını bitirmiş olacağız. Allah'ın bir kaza keder olmazsa. Tabii uzun süreli bir çalışma oldu. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde gerçekten çok ciddi, çok kapsamlı bir çalışma oldu. Doğalgaz yerinin altına girdiği su hatları, şebeke ve anası olmak üzere ayrı ayrı yenilendi. Kanalizasyon hattı komple yenilendi. Telekom hatlarını yeniledi. YEDAŞ elektrik hatlarını yeniledi. İlk defa yağmur su hattı döşendi. 6 ayrı birim, 6 ayrı genel müdür burada 6 ayrı iş yaptı. Dolayısıyla bundan bağlı olarak uzun sürdü. Bir birim bitirmeden diğeri giremedi. Velhasıl şimdi geçen hafta alt temel malzemesini söktük. Şimdi de ikinci adım asfaltı döküyorum. İnşallah bu asfaltla beraber Reşadiye Caddesi asfaltına kavuşmuş oluyor. Vatandaşlarımız biraz belki tozla uğraştılar, yağmurlarda çamurla uğraştılar ama sabırları için teşekkür ediyorum. Kısa vadede bir daha kazılmaması için her şeyin altına girmesine gayret ettik. Büyükşehir Belediye'mizle böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiğini gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi asfaltla beraber arkasından kaldırım çalışması da gelecek. Sonra aydınlatmayla beraber de inşallah gerçekten kalıcı çok güzel bir eser ortaya çıkmış olacak. Diğer caddelerde bu şekilde çalışma devam ediyor. Bugün Reşadiye Caddesi'nde asfalt döküyoruz. Hayırlı olsun. Altınordu Belediyesi tarafından 2017-2018 yılları için belirlenen 152 kilometrelik beton yolda çalışmalar devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu'nun modern bir ulaşıma sahip olması için gece gündüz çalışıyoruz dedi. Altınordu Belediyesi 2017-2018 yıllarındaki hedefi olan 152 kilometrelik beton yol çalışmalarını aralıksız sürdürerek Altınordu'nun ulaşım ağını konforlu bir hale getirmeyi hedefliyor. Altınordu Belediyesi 92 mahallede hem beton yol hem de sıcak asfalt için aktif bir çalışma gerçekleştirerek mahallelerin ulaşım sorunlarına neşter vuruyor. Merhaba. 2017-2018 yılları içerisinde yapılması planlanan ve bu kapsamda birçok alanda çalışmaların devam ettiği 112 kilometrelik beton yol projesinde ise işler yolunda gidiyor. Altınordu Belediyesi'nde yaklaşık 30 metresi belediye millet işbirliğiyle yapılacak olan beton yolla Altınordu'yu 2017-2018 yılında toplamda 152 kilometrelik bir beton yola kavuşturarak ulaşımda sorunları ortadan kaldırmayı planlıyor. Altınordu genelinde yapılan tüm hizmetlerin yanı sıra beton yol çalışmalarını da her seferinde yerinde takip ederek çalışmaları kontrol eden Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu kapsamda Teyneli Mahallesi'nde devam eden beton yol çalışmalarında incelemelerde bulundu. En azından o taramayı yapıp da. Beton yol çalışmalarını inceleyen ve yapılan beton yol çalışmalarıyla Altınordu'nun ulaşımda konfora ulaşacağının altını çizen Başkan Tekintaş, yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi, emeği geçenlere teşekkür etti. Teyneli mahallemizin güvenlikli sokaktayız. Burası bizim en sıkıntılı yerlerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık 1800 metre kesintisiz beton yol yapıyoruz.
50 haneye yakın bir mahallenin istifade edebileceği bir yol. Bir taraftan girip diğer taraftan çıkılabiliyor. Sağ olsun vatandaşlarımız da burada yolun yapımı ve genişlemesi için gerekli desteği veriyorlar. Bundan dolayı biz mutluyuz. İnşallah buradaki hizmet alanlar da mutlu olacaklar. Ona inanıyoruz. Bizim en büyük mahallelerimizden birisi Teyneli. Dolayısıyla bu sokaklarımızı tek tek ana yollara bağlayacak şekilde bu çalışmayı sürdürmek zorundayız. Konforu artırıyoruz, kaliteyi yükseltiyoruz, ulaşımı kolaylaştırıyoruz ve inanıyorum ki ekibimizle beraber yaptığımız bu çalışma hem halk tarafından hem de bunu bilen, gören, istifade eden kamu tarafından takdir edilecektir. Ben bir kez daha hem çalışma ekiplerimiz hem de müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Burada güzel bir çalışma sürüyor. Biz de bugün bunu yerinde görmüş olduk. Bundan dolayı da mutluyuz. Mahallelerde devam eden beton yol çalışmaları mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Birçok vatandaşın çalışmalar esnasında ekiplere yardımcı olması ise ekiplerin çalışmalarına kolaylık sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Faslı Cumhuriyet Meydanı projesi kapsamında binaların yıkım işlemleri kaldığı yerden devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa Cumhuriyet Meydanı projesi kapsamında binaların yıkım işlemleri kaldığı yerden devam ediyor. Fatsa ilçesinin yıllardır süren meydan özlemine son vermek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Fatsa Cumhuriyet Meydanı projesi kapsamında binaların yıkım işlemleri kaldığı yerden devam ediyor. Meydan projesi kapsamında kamulaştırılması tamamlanan 3. binanın yıkım çalışması tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 30 milyon TL'lik prestij projesiyle Fatsa'ya yakışır bir meydan kazandırdıklarını, Fatsa Cumhuriyet Meydanı ile birlikte Karadeniz'in sahil yolu güzergahı da önemli bir yer haline geleceğini söyledi. İşlemleri kaldığı yerden devam ediyor. Barındanız yaz ayı olması sebebiyle yıkımın cepheli zincir zorlukları da oluşmuş. Ama mülkiyet meselesi son aşamaya kadar bizi zorladı. Şimdi mülkiyet meselesi de çözüldü. Merkezdeki bu binamızın bir hafta içinde tamamen yıkımı ve hafiyatını taşınmasını, akabinde de yan taraftaki iki binanın yıkımını ve hafiyatını taşınmasını bekliyoruz. Allah izin verirse de Eylül ayında bitecek olan yapım ve uygulama projesiyle birlikte ihalesini yapmayı planladığımız yeni projeyi Fatsa'yla ve kamuoyuyla paylaşmış. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıl Türkiye'de en çok göç alan illeri sıraladı. Sıralama hiç de tahmin edildiği gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'den ibaret değil. Nüfus artışları baz alınarak hazırlanan verilerde ilk sıraya Bayburt yerleşti. Kayseri, Malatya ve Samsun'un son 3'te yer aldığı sıralamada Giresun 3. oldu. Ordu ise 6. sıraya yerleşti. 2016 yılında Ordu'nun nüfus artışı 15.766 kişi olurken Giresun'daki artış ise 15.092 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılında en fazla göç alan illeri açıkladı. İlginç sonuçların çıktığı istatistiklerde ilk sıra hiç de öyle tahmin edildiği gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'den ibaret olmadı. Kayseri, Malatya, Konya, Mersin, Antalya ve Samsun gibi büyük nüfuslu iller listenin son sırasında yer alırken %21.5'lik nüfus artışıyla Bayburt ilk sıraya yerleşti. Ancak geçen yıl nüfus artışı 10.328 kişide kaldı. İkinci sıraya Gümüşhane, üçüncü sıraya ise Giresun yerleşti. Giresun 2016 yılında 20.284 kişiyi kaybederken gelen kişi sayısı ise 35.376 kişiye çıktı. Yani Giresun'un nüfusu 2016 yılında 15.092 kişilik bir nüfus artışı yaşadı. Samsun listenin 43. sırasında yer aldı. 2016 yılında 21.687 kişilik nüfus kaybına karşılık %0.4'lük artışla 41.187 kişilik artışla Samsun'un geçen yıl nüfus artışı 19.500 kişi oldu. Trabzon ise 37. sıraya yerleşti. 2016 yılında 26.775 kişilik nüfus kaybına karşılık %2.4'lük artışla Samsun'un nüfusu 28.680 kişi arttı. Samsun'un aldığı göç ise sadece 905 kişi oldu. Ve Ordu.
Ordu'dan 2016 yılında 27.229 kişi göç etti. Ancak buna karşılık 42.995 kişi de Ordu'ya yerleşti. Ordu'nun 2016 yılı nüfus artışı ise %21.2'lik artışla 15.766 kişi oldu. Korgan'ın yarım asırdır süren yol sorunu artık tarihe karışacak. Fatsa İslam Dağı Korgan yolundaki çalışmalarda sona gelindi. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, Korgan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını aldığını belirtti. Ordu'nun büyükşehir olmasıyla birlikte başlayan yatırımlar, hem Ordu merkezinde hem de 19 ilçede özellikle yol yatırımlarında kendini göstermeye devam ediyor. Bu ilçelerden biri olan ve 50 yıldır yapılmayan Faslı İslam Dağı Korgan yolunda çalışmalarda sona gelindi. ...19 kilometresi sıcak asfalta buluşturulan yol, taş duvarların örülmesiyle birlikte devam ediyor. AK Parti Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, yolla ilgili sıkıntıların çözüldüğünü ve çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirtti. Evet, Korgan İslam Dağı yolu 2010 yılında ihalesi yapılmıştı. Bunun ihale bedeli 52 milyon lira. 8 kilometrelik kesim yapılmıştı. Orada kamulaştırmadan dolayı vatandaşımızın bir tanesinde problem çıktı. Kamulaştırma problemi de çok şükür aşıldı. Zaten İstanbul'dan Korgan'a kadar şu anda kamulaştırmayla ilgili vatandaşımızın şu anda alacağı da kalmadı. Kamulaştırma bedelleri geçen yıl sonu itibariyle yattı. Yolda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüklenici firma gece gündüz demeden şu anda sanat yapıları aşamasında. İnşallah bu yolun bitiş tarihi 2018 yılının sonunda bitmiş olacak. Başkan Eyüp Karabayrak, Korgan'ın tarihteki en büyük yatırımları aldığını dile getirdi. Bunun yanında yine ulaşım anlamında Korgan Çamlıca Niksel yolumuz 49 kilometre. Bu yolun da ihale bedeli 57 milyon liraydı. İslam Dağı Korgan ve Korgan Niksel yolunun toplam iki tane ulaşım anlamındaki ihalemizin toplam bedeli 109 milyon lira. Bu gerçekten Cumhuriyet tarihinde Korgan'ımız son 2 yıl, 3 yıldan beri işte ulaşım olsun, eğitim olsun, diğer alanlarda olsun, işte büyükşehirimizin ve Korgan Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetlere bakıldığı zaman 250 milyonların üzerinde ilçemize bir hizmet ve yatırım geldi. Eyüp Karabayrak, yol yatırımlarının yanında sağlık, eğitim ve su yatırımları hakkında da bilgi verdi. Bu yıl sonu itibariyle Korgan Devlet Hastanemiz 6-13 milyon lira. Bu yıl sonu itibariyle inşallah Korgan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Yine eski cezaevinin olduğu yerde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi inşaatımız devam etmekte. Bu da inşallah bu yıl sonu itibariyle bitecek. 2018-19 eğitim öğretim yılında Korganlı kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Karabayrak, Korgan Sanayi Sitesi ve çevre düzenleme çalışmalarının da son aşamaya geldiğine dikkat çekti. Yine şu anda inşaatı devam etmekte olan mevcut şu andaki içme suyu göletimizin üst kısmında 27,5 milyon lira Korgan'ın 50 yıllık su ihtiyacını giderebilecek gölet. Bu da 2018 yıl içerisinde bitmiş olacak. Yine Korgan Belediye'mizin himayesinde Korgan Sanayi Sitesi inşaatımız devam ediyor. Bunun yanında yine Korgan'da Büyükşehir Belediye'mizin OSKİ'nin altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde meydan projemizin yanında hükümet konağımızın inşallah yatırım programını aldık. Onun da ihalesi yapılmış olur. Tümköy Sen Ordu Şubesi Geçici Yönetim Kurulu oluşturuldu. Zekai Sağra Başkanlığı'nda oluşan Tümköy Sen Ordu Şubesi Geçici Üyeleri TV52'yi ziyaret ederek yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Satışından üretimine kadar. Kısa adı Tümköy Sen olan Tüm Üretici Köylüler Sendikası yaptığı kurultayın ardından Geçici Yönetim Kurulu'nu oluşturdu. Zekai Sağra Başkanlığı'nda oluşturulan Tümköy Sen Ordu Şubesi'nde Sekreterliğe Ünal Özyurt, Saymanlığa Muvaffak Aydemir, üyeliklere ise Tuncay Zengin, Yaşar Emir, Hüseyin Özkan ve Selami Şen getirildi. TV52'yi ziyaret eden Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Yayın Yönetmeni Volkan Topkaya'yla üretici sorunları ve bu konuyla ilgili yapacakları çalışmaları paylaştı. Üreticiler kendi çıkarı için örgütlenip
emeğine, ürününe, geleceğine sahip çıkması gerekir diyen Tüm Köysen Ordu Şube Başkanı Zekai Sayra, tüm üreticileri Tüm Köysen çatısı altında buluşmaya davet etti. Biz 2004 yılından beri aslında faaliyette olan bir sendika idik ama yaşadığımız mahkeme süreçleri uzayınca geçtiğimiz günlerde sendikamızın yasal hali hukuken de tescil edildi. Dolayısıyla bizler bu anlamda örgütlenme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Geçen yaptığımız kurultayda yeni bir yönetim, geçici bir yönetim oluşturduk. Muvaffak Aydemir, Ünal Özyurt, diğer arkadaşlarla beraber bu geçici yönetim kurulumuz yapacağımız, ileride tarihini belirleyeceğimiz 3 aylık dönem içerisinde kongremizi yapıp sendikamızı tam anlamıyla faaliyete geçireceğiz. Fakat tabii ki bölge olarak sendikamız genel merkezi olarak yurdun her tarafında örgütleniyor. Şubelerimiz var. Bölgesel olarak iller bazında. Biz de Karadeniz bölgesi olarak özellikle çok sıkıntılı bir süreç yaşayan fındığın bölgesinde faaliyet yürüten bir şube başkanı olarak vagon ürün olarak fındığı düşünüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların ancak örgütlenmeyle, sağlıklı ve demokratik bir örgütlenmeyle üstesinden gelineceği kanaatindeyiz. Bu anlamda köy ve ilçe bazında çalışmalarımız devam etmekte. Gerçi sezon olarak fındık toplama hasat zamanını yaşadığımızdan kısır bir dönem geçireceğiz ama fındığın toplanmasının hemen ardından çalışmalarımızı hızlandıracağız ve de üreticinin bugün yaşadığı artık bu herkesin de bildiği sorunları biz daha çok dillendireceğiz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Birazdan spor bültenini, ardından ekonomi ve yol durumunu izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Ordu'da UEFA standartlarında 20 bin seyirci kapasiteli 102 milyon lira maliyetindeki yeni Ordu Stadı'nın inşası yükseliyor. Yaklaşık bir ay önce temel dolguları dökülen stadın tribünlerine geçildi. Yüklenici firma tarafından gece gündüz demeden yürütülen çalışmalarda stadyumun 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Çeşitli spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan stadyumla birlikte Ordu spor şehri olma yolunda kendini gösterecek. Bölgesel amatör ligden şampiyon olarak 3. lige yükselen yeni Ordu Spor transfer harekatını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon Ordu'yu profesyonel ligde temsil edecek olan tek takım Mor Beyaz Siyahlılar Sakaryaspor'un başarılı file bekçisi 24 yaşındaki Hüseyin Bilge ile anlaştı. 3. yılında 3. lige yükselme başarısı gösteren Yeni Ordu Spor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Hüseyin Bilge, Yeni Ordu Spor yeni kurulmuş bir ekip. 3 yıldır bölgesel amatör ligde mücadele eden ve bu 3 yılın sonunda ilk hedefine ulaşan bir ekip. Şimdi 3. ligde mücadele edecek. Ben de hedefleri olan bir takımda ter dökeceğim için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki sezonda şampiyon olarak 2. lige yükseleceğiz. Ordu için elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Futbola 2005 yılında Sakarya'nın amatör ekiplerinden AS Akyazı Spor'da başlayan Bilge, 2007 yılında Sakarya Spor Anonim Şirketi ile anlaştı. 2017 yılında karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti. Hüseyin Bilge, futbol kariyeri boyunca 15 maç U21 Ligi'nde, 5 maç Türkiye Kupası'nda, 54 maç TFF 3. Lig'de, 8 maç TFF 2. Lig'de ve 24 maç U18 Ligi'nde görev aldı. Bilge, 2017-2018 sezonunda mor beyaz siyahlı formayı terletecek.
Geçtiğimiz hafta sahaya inerek sezon hazırlıklarına başlayan Ünye 1957 Spor, izinli ve mazeretli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncusu Endokmea Lauris'in katılmasıyla ilk kez tam kadro sahaya inerek antrenmanını gerçekleştirdi. Cevizdere tesislerinde geçtiğimiz perşembe günü toplanarak cross antrenmanı ile sezona merhaba diyen Ünye 1957 Spor, geride kalan bir haftalık sürede ilk kez bugün tam kadro sahada çalışmasını gerçekleştirdi. Ünye Şehir Stadı'nda saat 17.30'da toplanan Yeşil Beyazlılar'da futbolcular yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda istekli ve arzulu bir görüntü ortaya koydu. Teknik sorumlu İbrahim Yıldırım, yardımcıları Mehmet Dönmez, Murat Erbasan nezaretinde gerçekleşen antrenmanda kaleci antrenörü Fatih Demir idaresinde çalıştı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular 5'e 2 oynadılar. Ardından dar alan oyunu oynayan Ünye 1957 sporlu futbolcular son bölümde yarı alanda maç yaptılar. Oldukça tempolu geçen ilk yarı maçında futbolcuların performansı ise üst düzeydeydi. Güçlü bir kadro kurduk. Tam kadro olarak ilk idmana çıktıklarını söyleyen kulübün basın sözcüsü Erhan Eren. 2017-2018 sezonu hazırlıklarımız başladı. Bugün izinde olanlar ve yabancı oyuncularımız da kadroya dahil oldular ve tam kadro olarak idman yapma fırsatımız doğdu. 14 Ağustos'a kadar kendi tesislerimizde idmanlarımız devam edecek ve ardından 3 günlük bir ara vereceğiz. Aradan sonra Nevşehir'de kamp çalışmalarımız başlayacak. Yaptığımız transferlerle Bal Ligi için güçlü bir ekip ve güçlü bir kadro yarattık. Kulüp eski günlerine geri döneceğinin garantisini yaptığımız transferlerle verebiliriz, dedi. Ve Ünyeli spor severlerin desteğini beklediklerini belirtti. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 955 lira 68 kuruş, gram altın 143 lira 96 kuruş, çeyrek altın ise 230 lira 50 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 202 kuruş, dolar ise 3 lira 541 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 107.136 puandan işlem gördü. Ekonominizin güvencesi İsa Akçay Sigorta ekonomi haberlerini sundu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Ordu, Perşembe yolunun 39. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Ordu Perşembe istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik kontrolü olarak verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz İl yolunun 20-24. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Samsun, Asarcık, Kavak İl yolunun 55-62. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çarşamba, Ayvacık İl yolunun 6-7. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Gölköy, Aybastı İl yolunun 30-31. Kilometreleri arasındaki
köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup, sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kabadüz, Çambaşı il yolunun 43-53. Kilometre arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup, sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.